400 kilometre uzakta saatte 28 bin kilometre hızla Dünya etrafında dolaşıyorlar. Dünyanın etrafında bir tam tur atmaları yalnızca 90 dakika sürüyor, 400 ton ağırlığında ve bir futbol sahası büyüklüğünde. Burayı 16 ülke birlikte inşa etti, 150 milyar dolara mal oldu. Güneş panellerinden elde ettiği enerjiyle çalışan bu uzay aracı, astronotların deneylerini gerçekleştirdiği dev bir laboratuvar olarak kullanılıyor. Burası uluslararası uzay istasyonu. Ekip olarak uluslararası uzay istasyonuna ulaştığımızda bizi burada görev yapan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Danimarka ve Japonya'dan astronot arkadaşlarımız karşıladı kapıda. İstasyonun Rusya'ya ait bölümünde görevli 3 tane kozmonot arkadaşımızla birlikte toplamda 11 kişiyiz şu anda uluslararası uzay istasyonunda. Bizim buraya gelişimizle birlikte tam 7 farklı ülke, 9 farklı milliyet şu anda uluslararası uzay istasyonunda temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk. Astronotlar bilim insanlarıdır. Matematik, fizik, biyoloji, astronomi gibi doğa bilimleri, mühendislik gibi alanlardan lisans dereceniz varsa, jet uçaklarıyla 1000 saatten fazla uçtuysanız, fiziksel ve ruhsal sağlığınız uzayda zaman geçirebilmeniz için yeterince güçlüyse aylar süren eğitimlere katılarak bir astronot adayı olabilirsiniz. Bu zorlu eğitimlerden başarıyla geçenler uzayda astronot olabilmeye hak kazanıyorlar. Yerçekimsiz ortamda dünyada alışık olduğumuz gibi bir su tesisatı yok. Havludaki su, havadaki nem, hatta biyolojik atıklarınızdaki su bile geri dönüştürülmek zorunda. Etrafa saçılacak sular, araç içerisindeki oldukça hassas cihazlar için bir tehlike. Ancak bu sanıldığı gibi bir sorun değil. Boşluğa sıkılan bir miktar su yüzey gerilimi sayesinde ufak bir top şeklinde asılı kalacaktır. Uyku ise astronotlar için başka bir zorluk. Yerçekimsiz ortamda zemin veya tavan gibi mekanlar olmadığı için astronotların uyku tulumlarını sabitleyerek uyumaları gerekiyor. Ayrıca düzgün çalışmayan hava sirkülasyonu, hareketsiz şekilde uyurken astronotların başının etrafında toplanan karbondioksitten dolayı boğulmalarına neden olabilir. Neredeyse sıfıra yakın yerçekimi, uzayda alışması en zor durumlardan birisi. Astronotlar, uzayda iç kulak sistemlerinin bozulmasından dolayı seyahat ettikleri araç içerisinde aşağı ve yukarı yönleri bir süre için karıştırabiliyor. Ancak yer çekiminin olmaması insan vücudunda ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Kemikler yer çekimli ortamda oldukları gibi hareket edemedikleri için işlevsiz kalıyor ve vücut bir noktadan sonra kalsiyumu idrar yoluyla dışarı atıyor. Hatta yer çekimsiz ortamda olmasam ayaklarımın yerden kesildiğini söylerdim. Ancak bu deyimin mevcut ortamda bizdeki bir karşılığı yok. Kaslar eskisi gibi kullanılmadığı için eriyor ve dolaşım sistemi bozuluyor. Kemikler ve kaslar üzerindeki basınç değiştiği için astronotların boyu uzayda 3-4 santim kadar uzayabiliyor. Bu nedenle astronotların uzayda geçirdikleri süre boyunca mutlaka egzersiz yapmaları gerekiyor. Elbette uzayda ağırlık olmadığı için genelde alışılagelmiş ağırlık antrenmanları mümkün değil. Bu nedenle özel hidrolik sistemlerle tasarlanmış ağırlık ekipmanlarını kullanıyor ve kardiyo yapıyorlar. Koşu bantları veya bisiklet gibi aletleri kullanırken de kendilerini mutlaka alete sabitlemeleri gerekiyor. Astronotlar için en sıkıntılı süreç ise yeniden dünyaya ayak basmak. Tüm bu egzersizlere rağmen yerçekimi kuvveti geri döndüklerinde vücutlarını oldukça zorluyor. Bu nedenle aylarca kas ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi problemler yaşıyorlar. Falcon 9 gibi roketler, astronotları uluslararası uzay istasyonuna taşırken geçirilecek süre boyunca ihtiyaç duyulan malzemeleri de istasyona çıkarır. Ancak uzayda astronotların beslendiği gıdalar da bildiklerimizden oldukça farklı. Birçoğu kurutulmuş ve suyu alınmış yiyecekler. Bunun nedeni yiyecekleri hem uzun süre muhafaza edebilmek hem de ağırlıklarını azaltabilmek. Uzaya 1,5 kilo yük çıkarabilmenin maliyeti 10 bin dolar. Kırıntıları etrafa saçılabilecek yiyecekler de uzay istasyonunda tercih edilmiyor. Lavaşa benzer bir yiyeceğin içine yiyeceklerini sararak yiyorlar. Ayrıca paketlenmiş yiyeceklerin içine bir miktar sıcak su enjekte edip birkaç dakika bekleyip hazır hale getiriyorlar. Tabii bu yiyecekler dünyada yedikleri gibi lezzetli değil.
Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de vücut sıvısının baş bölgesine toplanmasından dolayı yaşadıkları burun tıkanıklığı ve koku kaybı. Yemekten sonra ise günlük görevlerin bir diğerine geçen astronotlar ne yemek yediklerini, ne kadar spor yaptıklarını ve kaç kere tuvalete çıktıklarını bilgisayarlarına kaydetmek zorundalar. Kaydetmeseler bile her yerde kamera olduğu için her şey kayıt altında. Herhangi bir mahremiyetleri yok. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun süre vakit geçiren astronotların berbere gitmek gibi bir lüksleri de yok. Kendilerini tıraş etmek konusunda tecrübeli olmaları gerekiyor. Kıllarının etrafa saçılmasını ve ekipmanların içine girmesini önlemek içinse özel vakumlu tıraş makineleri var. Tırnaklarını da yine benzer şekilde kısaltıyorlar. Uygun vücut temizliği yapılamadığı için vücutları biraz kokabiliyor. Vücuttan atılan metan, amonyak ve keton gibi kimyasal maddeler ve uçucu yağlar çevrelerindeki eşyalara siniyor. Çamaşırlar yıkanmadığı için aynı eşyaları dünyaya dönene kadar kullanmak zorundalar. Uzayda uzun süre vakit geçiren astronotlar kokuya alışkın, ancak ilk defa araca giren astronotlar için koku oldukça fark edilir oluyor. Astronotlar kendilerini temizleme konusunda bir takım zorluklar yaşasalar da, istasyonun temizliği oldukça kritik bir konu. İstasyondaki temizlik günlerinde her yeri vakumlu süpürge ve antibakteriyel bezlerle silmek zorundalar. İstasyon içindeki cihazların hassas bakımları ne kadar önemliyse, istasyon dışındaki herhangi bir arıza da bir o kadar önemli. Bir ekipman bozulduğunda, mürettebattan birinin tamirat için dışarı çıkması gerekiyor. Bu astronotlar için en tehlikeli görevlerden biri. Nedeni ise dünya yörüngesinde başıboş savrulan uzay çöpleri. Uzay çöpleri yörüngede mermiden 20 kat daha yüksek bir hızla ilerliyor. Aralarında bazıları bir çivi kadar küçük olsa da, bazıları bir futbol topu büyüklüğünde olabiliyor. Bunlardan birinin astronotlardan birine isabet etmesi onun ölümüne neden olabilir. Uzay çöpleri elbette uydularla takip ediliyor, fakat büyük yığıntılardan ayrılmış ufak parçaları takip etmek neredeyse imkansız. Bu görev özel bir uzay kıyafetiyle yapılıyor. 13 katmandan oluşan kıyafet, 127 kilogram ağırlığında ve giymek aşağı yukarı 45 dakika sürüyor. Değeri ise $12 milyon. Bu özel kıyafet astronotu uzay vakumuna, soğuğa, radyasyona ve mikrometeoritlere karşı koruyor. Bu korunaklı kıyafet içerisinde bir astronotun rahat hareket etmesi pek mümkün değil. 5 dakika sürecek basit bir tamir işi bile dünyadan kilometrelerce uzakta saatler alıyor. Bir diğer önemli ihtiyaç elbette tuvalet. Bunun için özel vakumlu aletler kullanılıyor. Büyük abdestleri içinse klozete oturduktan sonra kendilerini kemerle bağlamaları gerekiyor. Sıvı atıklar arıtılırken katı atıklar geri götürülmek üzere muhafaza ediliyor. İstasyon dışında saatler süren görevler içinse yetişkin bezleri kullanılıyor. Duş almak mümkün değil. Astronotlar nemli havlu ile vücutlarını temizleyip birkaç damla su ve özel bir şampuan ile saçlarını yıkayabiliyorlar. Suyu oldukça küçük miktarlarda tüplerden sıkarak kullanmaları gerekiyor. Etrafa saçılan su cihazlara zarar verebilir. Dişlerini fırçaladıktan sonra ise köpüğü yutmaları gerekiyor. Elbette bunun onların sağlığına herhangi bir zararı yok. Her insan gibi zaman zaman astronotların da eğlenmeye ihtiyacı oluyor. Boş zamanlarında film izliyorlar, müzik dinliyorlar ve kitap okuyorlar. Bazen de aileleriyle görüşmeler yapıyorlar. Muhtemelen en güzel aktivitelerden birisi istasyonun pencerelerinden altlarında dönen dünya manzarasını izlemek. Bir de sizler için dünyanın fotoğraflarını çekiyorum. Dün gece de yine genç bir zaman aralığında yine ilave zaman yaratıp bu çekimlere devam ettim. Bunları kademe kademe aşağıya paylaşıyorum. Farklı onay süreçleri var. Onlar tamamlandıktan sonra da dünyanın okyanuslarının maviliği, bulutların beyazı ve daha birçok rengiyle çok fotojenik bir gezegen. Bunların fotoğrafları inşallah sizinle buluşacak yakın süreçte.